Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Merakla bekliyorsunuz biliyorum. Ben de merakla size Ramazan bildirisi okumaya devam ediyorum. Hazırsanız hep birlikte hikaye diyarına yol alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hikaye diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dere, tepe, düz gideriz. Ne yapıyorduk tepelerde çocuklar? Yüksek sesle bir yel sesi alabilir miyim? Yel gibi. Derelerden nasıl gidiyorduk? Yine yüksek sesle şıkır şıkır şıkır. Sel gibi aktif geldik hikaye diyarının kapısının önüne. Ama kapımız kilitli. Anahtarlarınız nerede? Hadi getirin, açalım anahtarlarımızı birlikte. Benim anahtarım hikaye sandığımın içinde. Sizin anahtarlarınız nerede? Oyuncak kutusunun içinde mi? Arabalarınızın arkasında mı? Yoksa bebeklerinizin arasında mı saklıyorsunuz? Getirdiyseniz hadi kapıya takalım. Bugün şıkırt şukurt yapalım, olur mu? Ben şıkırt diyeyim, siz de şukurt deyin. Şıkırt. Şıkırt. Allah Allah. Neden kapı açılmıyor acaba? Ben yine bir mani söyleyeyim. O zaman bir mani söyleyeyim. Belki sonra kapıyı açarız. Bu aya hürmet gerek. Nimete şükür gerek. Mübarek Ramazan ayında Hakk'a ibadet gerek. Kapımız açıldı. Hadi oturun. Şimdi hikaye zamanı. Çocuklar, sandığımın içinde bugün Ramazan bildirisi var. Ramazan bildirisi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanmış. Yazarı Vural Kaya. İftar vakti bol bol su iç ve afiyetle orucunu aç. Hatırlarsanız biz tekne orucu tutmuştuk. Hani bu çocukların öğleye kadar tuttuğu oruçlar. Sonra orucumuzu satmıştık dedelerimize, nenelerimize, annelerimize. Onlardan hediyeler almıştık. Ramazan cömertlik demek. Canparem, sen cömert ol. İftar sofranı herkese aç. Herkes seninle birlikte iftar yapsın. Zengin, fakir, hiçbir şekilde ayırt etme. İftar sofranı da, gönlünü de daraltma, olur mu? Zaten cömert olmak tam olarak böyle bir şey işte. Ama iftar sonrası kibir ve gösterişte de sakın bulunma. İftar daveti sadece gönüllerimizi birleştirsin. Kötülükler yok olsun. Hani diş kirası diye bir gelenek vardır, bilir misiniz? Hani Ramazan'da davet ettiğimiz misafirlerin dişleri yorulduğu için verdiğimiz küçük hediyeler. Sen de diş kirası vermeyi unutma. Peki nedir diş kirası? Ramazan'da iftara davet ettiğimiz misafirler için en güzel sofralarımızı kurarız. Yemekler pişer. Mis gibi Ramazan pidemizi alır geliriz. Dualar ederiz. Sofradan kalktıktan sonra misafirlerimize hediyelerimizi veririz. Ev sahibi bu hediyelerle ne demek isterdi? Misafir oldunuz. Soframızı neşelendirdiniz. Benim kazanacağım sevaba vesile oldunuz. Zahmet ettiniz. Dişlerinizi yordunuz demek istiyordu. Ne güzel bir gelenek, öyle değil mi çocuklar? Sen de bir diş kirası vermeyi ister misin? Veya diş kirası hediyesi hazırlamak ister misin? O zaman hemen anneni anlat. Sonra birlikte diş kirası hazırlayın. İftara davet etmeyi unutmayın misafirlerinizi. Çünkü diş kirası misafirlere verilir. Teravih namazına git. Ne şenliktir teravih namazı. Sevgi kokan bütün çocukların geleneği. Bahar sevincidir. Büyükler çocukları severler.
çocuklar da teravih namazını. Siz olmasanız teravihin tadı mı çıkar? Anneler, babalar, dedeler, neneler teravihin huzurunu sizinle yaşar. Baharda kırlar nasıl rengarenk çiçek olursa, camilerde Ramazan'da böyle sizlerle çiçek açar. İtikafla tanış. İtikaf, ilerleyen günlerde büyüklerinin özellikle Ramazan'ın son 10 günü kendini ibadete adaması demek. Camide kendisini ibadete adayıp az konuşup az uyumak ve az yemek demek. Bol bol namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okumak demek. Allah'ı zikretmek, ondan af ve bağışlanma dilemek demek. Büyüklerinden itikafa giren olursa sen de bu ibadetin güzelliklerini keşfetmek için yanlarında bulun. Sessizliğin huzurunu ve kalbinin sesini dinle. Sakın israf etme. İsraftan kaçın. Özellikle Ramazan ayında açlığa dayanamayıp insanlar bol bol alışveriş yapabilirler. Fazlası zarar. İftarda ihtiyacın kadarını ye. Artan ekmeklerin, yemeklerin sakın fazlalığını çöpe atma. Bunun için belki hayvanlara, kuşlara, kedilere, köpeklere ayırabilirsin. Yiyelim, içelim. Helal rızıkla beslenelim. Ama asla fazlasını israf etmeyelim. Bugün de burada bitti Ramazan bildirimiz. Bir dahaki güne kadar kendinize iyi bakın çocuklar. Gökten 3 elma düştü. Biri siz, israf etmeyen tatlı çocuklara. Diğeri hikaye anlatır Savva ablanıza. Üçüncüsü ise israf olmayan sofralara gitsin. Afiyet bal şeker olsun. Allah'a emanet olun çocuklar.